Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Aziz Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz. Aziz kardeşlerim, en hayırlı ümmet övgüsüne mazhar olan her mümin zihnine ve gönlüne yalnızca İslam'ın yüce değerlerini nakşeder. Kaynağı vahiy olmayan her çeşit düşünce, uygulama ve alışkanlıklar karşısında oldukça dikkatli davranır. İmanına zarar verebilecek tehlikelerden uzak durur. Söz ve davranışlarına İslam ahlakını yansıtır. Dünyevi heves ve arzuların peşinden koşmaz, alın terinin kıymetini, helal kazancın bereketini unutmaz. Aldığının ve sattığının hesabını vereceğini aklından bir an bile çıkarmaz. Az da olsa yalnızca helalle yetinir. Aklı uyuşturan alkolle, ocaklar söndüren kumarla ömrünü zayi etmez. Aziz kardeşlerim, kimliğini muhafaza eden bir Müslüman, popüler kültürün girdabında kaybolmaz. Başka dünyalara ait hayat tarzlarını bilinçsizce taklit etmez. Dinimizde ve sahih geleneğimizde yeri olmayan sembolleri, eğlence biçimlerini, tutum ve davranışları benimsemez. Aziz kardeşlerim, bunun Müslüman kimliğini zedelediğini, bu tür davranışların İslam kimliğini zedelediğini, toplumu ve gelecek nesilleri dinine, tarihine ve değerlerine
yabancılaştırdığını bilir. Tarih sahnesinden silinen nice milletlerin önce inanç ve değerlerini, sonra da kültür, edebiyat ve sanatını kaybettiğini unutmaz. Kıymetli Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme, bir topluluğa benzemeye çalışırsa o ondandır, o topluluktandır, onlardandır. Yani bir kimse kendi değerlerini yaşamak ve yaşatmak yerine başkalarına özenir, onların inanç ve adetlerini benimserse sonunda onlar gibi düşünmeye ve onlar gibi yaşamaya başlar. Zira maddi ve fiziki benzeşmenin manevi sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. O halde Rabbimize, insanlığa ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olalım aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete sımsıkı sarılalım. Nitekim Allah Resulü Efendimiz aleyhissalatu vesselam veda hutbesinde, Arafat'ta okumuş olduğu veda hutbesinde şöyle buyurmaktadır. Size iki şey bırakıyorum. İki şeyi emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de Resulünün sünnetidir. Onun için değerli kardeşlerim, hayat rehberi Kur'an'ın yolunda hep birlikte çocuklarımızla, gençlerimizle, ailemizle birlikte yürümemiz gerekiyor. Allah Resulü Efendimizin bize bırakmış olduğu kavli, takriri ve fiili sünnet dediğimiz bu yolda, sırat-ı müstakim yolunda her zaman daim ve kaim olmalıyız. Bu yoldan gençlerimizi, çocuklarımızı, ailemizi uzak etmek isteyen, bu yoldan alıkoymak isteyen herkese engel olmalı ve çocuklarımızın yolunu sırat-ı müstakim üzere daim ve kaim yapmak için gayret etmeliyiz. Hayatımızın her alanında İslam ahlakını ve terbiyesini kuşanmalıyız. Yaratılış gayemizden uzaklaştıran, kültür ve medeniyetimizi yozlaştıran her türlü söz, anlayış ve davranıştan uzak durmalıyız. Unutmayalım ki toplumlar dini ve ahlaki değerleriyle ayakta durur ve bu değerlerden beslenen şuurla yaşarlar. Dini ve ahlaki değerlerinden uzaklaşınca o toplumlarda yok olurlar. Değerli kardeşlerim, işte bizler Müslümanlar olarak bu noktalara dikkat etmeli, hayatımızı bu ilkeler doğrultusunda sürdürmeliyiz. Ömrümüz işte o zaman kıymetli olacak, o zaman değerli olacak. Bizim dünyaya gönderilmiş olmamızın arka planında bu hikmet yatmaktadır. Rabbimiz Mülk suresinde buyuruyor ki, Estaizu billah, tebârekellezî biyedihil mülk ve hu alâ kulli şeyin kadîr. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ.
Allah'ın ismi ne yücedir. Mülk onun elindedir. Mülkü elinde bulunduran Allah'ın adı ne yücedir. Onun gücü her şeyin üzerindedir. Ölümü de hayatı da yaratan O'dur. Sizi imtihan etmek için. Bakalım dünyada hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz? Hanginiz en güzel ameli işliyorsunuz diye Allah sizi yaratmıştır. Hayatı da ölümü de bunun için yaratmıştır buyurmaktadır. İşte değerli kardeşlerim, hangi işi yapıyor olursak olalım, en güzelini yapalım. Amelimiz düzgün olsun. Amelimiz Kur'an'a ve sünnete uygun olsun. O zaman ömrümüz kıymetli olur. Cenab-ı Hak hepimizi sırat-ı müstakim üzere daim ve kaim eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema galallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صدق الله العظيم. Elhamdülillahi hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekhameti şe'ni şerefi safiyyih. Fekale azze ve celle min gailin muhbiran ve amira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûn alen nebiy. Ya eyyühellezine âmenû. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme ansur el-İslam ve'l-Müslimin. Allahümme ansur men nasara ed-din ve'ksul men hazala el-Müslimin. Allahümme rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar ve edhilna'l-cennete ma'al-ibrar. Ya Aziz ya Gaffar ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İbadallah, يُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَتَاعَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, fenalıktan, münkerden, haksızlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.